Artık çok yoruldum. Defalarca denedim ama olmadı. Bu mücadeleyi artık vermek istemiyorum. Bir ev, bir araba, biraz da para için yaşamak, bunlar için çabalamak çok saçma geliyor. Yaşamanın bir anlamı yok. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmayacağım artık. Pes ediyorum. Eğer intihar fikrinden vazgeçmez isen, her şey için çok geç olacak ve geriye dönüşün de olmayacak. Yoruldun, mücadele etmekten, düşmekten, hatta düşüp tekrar ayağa kalkmaktan bile yoruldun. Gerek maddi, gerek ise manevi problemlerin seni çok yıprattı. Seni yine çok kırdılar. O dipsiz kuyuya bir daha düştün. Ama bu sefer daha büyük bir problemin var. İçine düştüğün o kuyudan çıkmak istemiyorsun. Çünkü o kuyudan çıksan bile tekrar düşeceğine inandırıldın. Seni hiç anlamadılar değil mi? Ve anlamayacaklar da. Şu an öyle bir haldesin ki hayatına son verince bütün bunların biteceğini zannediyorsun. Eğer bütün hayatın sadece bu dünyadan ibaret olmuş olsaydı belki bir nebze olsun haklı olabilirdin. Ama sen tek dünyalı değilsin. Şu dünyanın sıkıntısına katlanamayan sen nasıl olur da ebedi bir hayatta ebedi bir pişmanlığa dayanırsın? Elbette dayanamazsın. Hem şu dünyada değmeyecek, seni anlamayan, sana önem vermeyen, umursamayan insanlar için neden hayatına son vereceksin ki? Değersiz şeyler uğruna hayatını heba etme. Sen ona ısrarla sırtını dönsen de senden asla vazgeçmeyen, sen ne kadar kötü durumda olursan ol, seni asla yalnız bırakmayan, sana daima yardım elini uzatan bir Rabbin var. Şu an bu videoyu izlemen bile buna en büyük bir delil değil mi? Bir sineğin sesini işitip ihtiyacı olan kanadını ona takan Rabbin, elbette ki senin kalbinin sızlamalarından da haberdar. Hem Rabbinin bütün bu yaşadıklarından haberdar olması ve bu yaşadığın sıkıntılara müsaade etmesi sakın sana sevinmiyormuşum hissi vermesin. Bir midenin ihtiyacına binler çeşit besiniyle karşılık veren Rabbin elbette ki kalbinin o boşluklarını da tek tek dolduracaktır. Sen hele biraz daha sabret. Hem bak en sevdiği kulu olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına, insanlık tarihinde en büyük sıkıntıyı o çekti. Hem öksüz hem de yetimdi. Kendi öz akrabaları tarafından taşlattırıldı, yalnız bırakıldı, defalarca dışlandı. En sevdikleri gözünün önünde katledildi. Tıpkı bir annenin çocuğunun gelecekte sağlıklı olabilmesi için ağlamasına aldırış etmeden ona iğne yaptırması gibi Allah da sevdiklerine dert, sıkıntı, musibet verir ki
kulu dünyanın ziynetine, süsüne, şatafatına kapılmasın. Ahiretini unutup öldüğü zaman geri dönüşü olmayan ebedi bir pişmanlık yaşamasın. Şimdi anladın mı neden bu sıkıntılar başına geliyor? Çünkü Rabbin dünyanın cazibedar fitnelerine kapılıp ahiretini heder etmeni istemiyor. Seven sevdiğiyle beraber olmak ister derler. Allah seni çok sevdiği için seninle ebediyen beraber olmak istiyor. O yüzden seni insanlardan uzaklaştırarak yakınlığına almaya çalışıyor. Sadece bakış açını değiştir. Her şeyin farkına varacaksın. Herkes senden vazgeçmiş bile olsa, senden vazgeçmeyen Rabbin için, ebedi bir diyarda ebediyen mutlu olmak için, yaşadığın her şeye, sana darbe vuran herkese inat, ayağa kalk ve tekrar mücadeleye başla. Yapamam, gücüm kalmadı diye ümitsizliğe kapılma. Sen o bir adım at, bak Rabbin sana nasıl koşuyor.